Merhaba arkadaşlar yeni bir konuyla birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz mantarlara geçiş yapıyoruz ve mantarları da tek bir videoda anlatacağım mantarlarla ilgili şu zamana kadar tabi sorular gelmiş ama hani o kadar böyle derinlerine dalacak kadar soru sormamışlar genel özelliklerini bilin ee, Hangi grubun mantarlara dahil olduğunu bilin bence yeterli olacaktır. Zaten ben önemli olan kısımları dediğim gibi yine size söyleyeceğim. Şimdi mantarların genel özelliklerine baktığımız zaman zaten ökaryot hücre yapısından sahip olduğunu biliyoruz. Ama bunların tek hücrelileri de var, çok hücrelileri de var. Şimdi bitkilerde hep çok hücrelidir dedik. Tamam çok hücrelidir dedik. Hayvanlarda da aynısını söyleyeceğiz ama mantarlarda tek hücreli olanları da vardır, çok hücreli olanları da vardır. Arkadaşlar bunlar kloroplast içermiyorlar. Bunlar fotosentez yapamıyorlar. Yani heterotrof canlılardır. Parazit ya da saprofit olarak yaşayabiliyorlar. Yani ya bir konakçıdan besleniyorlar ona zarar veriyorlar parazittirler ya da saprofit olarak besliyorlar besleniyorlar arkadaşlar yani dışarıdan hazır olarak maddelerini alıyorlar bunlar besinlerini absorplayarak temin, ed temin ediyorlar bunların hif dediğimiz e, miselyum dediğimiz yapıları vardır. Bunlarla e, emerek, absorplayarak temin ederler besinlerini. Hücre duvarlarının yapısında kitin vardır arkadaşlar ve yaklaşık 100 bin tane tanımlanmış türü vardır. Bunlar karasal habitatlarda da sucul habitatlarda da bulunabilirler. Glikozun fazlasını glikojen olarak depoluyorlar bunlar arkadaşlar. E, saprofit olarak beslenenler yani Çürükçül olarak beslenenler hücre dışına egzoz ile sindirim salgılıyor. Nasıl yapıyor? Şimdi hücresini düşünelim. Hücre dışarısına enzim sentezli enzim salgılıyor egzoz toz yoluyla. Ortamda bulunan atıkları parçalıyor bu enzimler. Daha sonra bunlar o e, parçalanan besinlerden monomerleri kendi içerisine absorb abs, şu kelimeyi de bir türlü söylemiyorum emerek alıyorlar arkadaşlar. E, bunların bazı türlerinin hücreleri çok çekirdeklidir. Zaten birazdan o çok çekirdekli olma durumundan bahsedeceğiz. Kök, gövde, yaprak gibi yapıları bulunmuyor arkadaşlar bunların. Robert Whittaker dediğimiz bilim insanı mantarların klorofil içermemesi, madde döngüsünde tüketici olarak görev yapması, kök, gövde ve yaprak bulundurmaması nedeniyle bitkilerden tamamen ayrılması gerektiğini söylemiş. Önceden bitkiler grubunda işleniyormuş bu dahil ediliyormuş. Daha sonra ayırmışlar bu özelliklerinden dolayı. Bunlar sporla çoğalırlar. Toprağa bağlı yaşamaları nedeniyle de bitkilere benzerlik gösteriyorlar. Ama yapılan son moleküler çalışmalara göre bitkilerden daha çok hayvanlara benzediği gösterilmiştir, görülmüştür arkadaşlar. Mesela glikojen olarak depo etmeleri, yine kitin bulundurmaları, saprofit olarak yaşayabilmeleri bunlar daha çok hayvanlara benzediğini gösteriyor. Ee, mesela mantarlar yine hayvanların sentezleyemediği bazı vitaminleri sentezleyebiliyorlar arkadaşlar. Ortam koşulları bozulunca bol miktarda da spor üreterek kendilerini garanti altına alıyorlar. Genel özelliklere devam edelim. Şimdi bir hücreli mantarlar hariç diyeceğiz. Çünkü bir hücreli mantarlar zaten tek bir hücre yapısına sahip. Bunların hifleri yoktur. Diğerlerinde arkadaşlar hif dediğimiz yapılar vardır. İplikçikler vardır. Bakın hifler şu ince. Böyle e, damar benzeri yapılardır hifler. Bu hiflerin birleştirerek oluşturduğu yapıya da biz misalyum diyoruz. E, hifler birleşerek bir yapı oluşturuyorlar. Misalyum dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar arkadaşlar. Miselyumlar ne işe yarıyor? Bitkilerdeki köke benziyor aslında. E, toprağa tutulmasını sağlıyor mantarın. Ayrıca topraktan da besin emmesine, besin almasına yardımcı oluyor. Yine miselyumlardan dışarıya enzimler salgılanabilir. Bu enzimler sayesinde bol, e, polimer besinler sindirilebilir arkadaşlar. Yine oluşan hani az önce bahsettim ya, enzimleri buraya salgılıyor. Buradaki maddeleri ayrıştırıyor, işte sindiriyor, monomerler oluşuyor. Bu monomerleri de ne yapıyor? Miselyumlar yardımıyla emerek kendi bünyesine almış oluyor arkadaşlar. Bunlar e, absorpsiyonunu yapabilmek için Hifleri ve misalyumları sayesinde Geniş bir yüzey alanı oluşturuyorlar Bu yüzden de arkadaşlar e, Şöyle de diyebiliriz aslında Mantarların misalyumlarının yüzey alanının Hacmine oranı çok büyüktür Yani e, misalyumların Kapladığı alan mantarın Kendisinden çok çok daha Büyüktür oldukça e, Gelişmiş bir misalyum yapıları vardır Bunların e, Mantarların çoğunda hifler ortak çeper ya da septumlarla arkadaşlar hücrelere ayrılıyor. Septumlar genel olarak por porlara sahiptir. Bu porların boyutları ribozom, mitokondri hatta çekirdeğin bile bir hücreden diğer hücreye geçmesine yardımcı oluyor. Mesela bakın. Burada mesela bir por var. Bakın şurada por. Yine çekirdekler var bakın hücreler arası. Yani miselyumlar bu şekilde bölünmüşlerdir. Böyle e, bu septumlar sayesinde bölünmüşlerdir. Ve septumların arasında da por dediğimiz yapılar vardır. Delikler vardır. O deliklerden rahatlıkla organeller geçebiliyorlar. Bazılarında da septum bulunmaz arkadaşlar. Şimdi septumun bulunup bulunmamasına göre. Şimdi sonra mantarlar e, yüzlerce ya da binlerce. İşte çekirdekli süreklilik oluşturan bir sitoplazma kitlesinden oluşuyor. Yani sönositik olan mantal, e, mantarlarda sitokinez gerçekleşmiyor. Çok çekirdekli oluyor. İşte budur bakın sönositik olanlar bunlardır. E, sönositik olan e, mantarlarda çeper yok. Tamam mı? Hücre şey, şu aralarda bölen septum dediğimiz yapı yoktur septum olmadığı için de bunlar çok çekirdekli yapıya sahiptirler bazı mantar türleri de hostorium dediğimiz emeç denilen özelleşmiş hiflere sahiplerdir arkadaşlar bu emeçleri e, konaktan besinleri almak için veya besinleri değiş tokuş etmek için kullanıyorlar e, parazit bir mantarın ince yapılı hifi bir bitkiye stomalarından, yaralarından ya da doğrudan epidermis hücrelerinin çeperinden gi girebilirler arkadaşlar. Dolayısıyla parazit mantarlar oldukça tehlikeli mantarlardır. Bitkilerde de çok büyük hastalıklara sebep olabiliyor. İnsanlarda da mesela işte e, tırnak mantarı, yine ayak mantarı nedir? Hastalıklara sebep olan mantarlardır. Bazı funguslar yani bazı mantarlar da avcıdır. Bunlar, bunlar da Boğma halkaları dediğimiz halkalar vardır. Bu halkalarla avını yakalıyorlar ve besinlerini absorpluyorlar arkadaşlar. Yine söyleyemedim ama söylemeye çalıştım. Mesela bakın boğma halkası, bakın şurada boğma halkası var. Bu halkayla ne yapmış? Bakın bunu e, sarmış, sarmalamış. E, içerisinden besinleri ne yapıyor? Emmeye çalışıyor. Bu şekilde özelliğe sahip olabiliyorlar bazı parazit mantarlar. Şimdi mantarlarda eşeğli ya da eşeğsiz olarak üretilen sporları yayarak ürüyorlar arkadaşlar. Eşeğsiz üremenin birkaç tane şekli vardır mantarlarda nedir? Sporangium olarak isimlendirilen yapıların içerisinde haploid sporların üretimi. Bu nedir? Aslında bir mayoz bölünme gerçekleştiği için eşeğli üremeye girer. Yine hifin uçlarında haploid sporların üretimi vardır. Hif uçlarında bulunur bunlar. Konidium sporları deniliyor hatta. Asimetrik hücre bölünmesi yani tomurcuklanma dediğimiz olayla yine üreyebilirler ya da miselyumun basitçe parçalanması sayesinde üreyebilirler arkadaşlar. Bazı mantarlar sadece eşeğsiz ürerken bazıları tümüyle eşeğli de üreyebilirler arkadaşlar. Eşsiz ee, eşeğsiz üreme olan birçok mantarda mitoz ile sporlar oluşturuluyor, haploid sporlar oluşturuluyor. Daha sonra bu sporlar uygun bir ortam bulduğu zaman gidiyor, ne yapıyor işte? Ortamda çimleniyor ve yeni mitsellümler oluşturuyor. Bu sayede geniş alanlara yayılıyor. Tomurcuklanma olayına baktığımız zaman ise arkadaşlar, tomurcuklanmada yine mitoz bölünme sayesinde böyle bir tomurcuk oluşur. Bu tomurcuk arkadaşlar hücreden ayrılıp başka bir bölgede işte büyüyebilir ya da e, tomurcuğun oluştuğu hücre birlikte de yaşayabilir. Böylelikle bir koloni de oluşturabilir. Tomurcuklanma da bu şekilde gerçekleşiyor. Bir de mantarlar eşeyli üreme gerçekleştirirken genellikle iki miselyuma ait hifler eşeyli sinyal moleküllerini serbest bırakınca bu eşeyli üreme başlıyor. Bu sinyal moleküllerine biz feromonlar diyoruz. Bu feromonlar böceklerde falan da var. İşte dişiyle erkeğin birbirine çekilmesini sağlıyor. E, iki çiftleşme tipine ait misallerin stoplazmalarının birleşmesine biz plazmogami diyoruz. Zaten plazmadan stoplazmaları birleşiyor ya plazmadan gelsin aklınıza plazmogami diyoruz arkadaşlar stoplazmalarının birleşmesi şeklinde. E, mantarların çoğunda da çiftleşen her bir eşin haploid çekirdekleri doğrudan birleşmiyor arkadaşlar. Bunun yerine kaynaşmış olan miselyumlar kalıtsal olarak farklı iki tane haploid çekirdek bulunduruyor. Biz bu tür miselyumlara heterokaryan miselyumlar diyoruz. Yani iki tane miselyum yan yana geliyorlar. Normalde işte plazmogami yoluyla stoplazmaları kaynaşıyor birleşiyor buradaki çekirdek diyelim ki buraya aktarılınca ne oluyor burada iki tane çekirdekli misalyum oluyor bunlar da normalde çekirdeğin kaynaşması beklenirken bunlarda da çekirdek kaynaşmıyor arkadaşlar İki tane kalısal olarak birbirinden farklı olan çekirdekler bulunuyor bunlara da ne diyormuşuz heterokaryan diyormuşuz ee, bazen de şöyle oluyor yani her bir çiftleşen eşten gelen haploid çekirdekler tek hücrede kaynaşmadan bir arada bulunuyor. Ee, bu tür bir misalyoma da dikaryotik misalyum diyoruz arkadaşlar. Bir de karyogami dediğimiz bir olay vardı. Şimdi heterokaryondan bahsettik bir de karyogamiden bahsedelim. Plazmogami dediğimiz olaydan sonra karyogami olayı gerçekleşiyor. Şimdi bakın plazmogami neydi? Sitoplazmaların birleşmesiydi. Karyogami ise arkadaşlar e, eşeyli üremedeki diğer evredir. Karyogami sırasında iki ebeveyn katkı yaptığı bu haploid çekirdekler kaynaşıyorlar ve zigot oluşturuyorlar. Şimdi eğer kaynaşmadan bir arada bulunuyorlarsa plazmogami diyoruz. Ve bu tür bir misalyumada iki farklı çekirdek bulundurduğu için heterokaryan ya da dikaryotik bir miselyumdur diyoruz. Ama bunlar bir araya geliyorlar. Zigotu oluşturuyorlarsa bu evre hangi evredir? Karyogami evresidir. Ee, zigot oluştu. Zigot daha sonra mayoz bölünme geçiriyor ve haploid durumu sağlıyor arkadaşlar. Bunun sonucunda da mantarların çevreye yayılmasını sağlayan sporları oluşturuyor. Bakın plazmogami dediğimiz olay şurada gerçekleşiyor. Mitoz bölünmelerle işte miselyum, iki tane miselyum var. Miselyumlar birbiriyle kaynaşıyorlar. Plazmogami dediğimiz taplazma kaynaşması gerçekleşiyor. Daha sonra bu miselyumun içerisinde iki tane farklı çekirdek bulunduğu için biz buna heterokaryotik diyoruz. Yani ee, döllenme olayı gerçekleşmeden önceki yapıya heterokaryotik hücre veya yapı diyoruz, miselyum diyoruz. Daha sonra döllenme gerçekleşiyor. Döllenme sırasında Çekirdekler birbirine kaynaşıyor. Kaynaşma olayına da ne diyoruz? Karyogami olayı diyoruz arkadaşlar. Karyogamiden sonra zigot oluşur. Zigot mayoz bölünme geçirir ve spor üreten yapılar oluşturur. Bu sporlar da mitozla çoğalarak etrafa yayılır ve yeni miselyumları oluşturur. Şimdi filogenetik olarak mantarlara bakalım. Arkadaşlar filogenetik sistematikçiler ne yapıyorlar? Mantarların tek kamçılı bir protist atadan kökenlendiklerini öne sürüyorlar. Yani diyorlar ki tek kamçılı protist bir ata var buradan kökenlenmiştir diye söylüyorlar arkadaşlar. Ama mantarların çoğunluğu kamçısızdır ve bunların ilk soyları kamçılıdır. Yani Şimdi mantarlar şu an kamçısız yapıya sahiptiler ama ilk soylarına bakıldığı zaman arkadaşlar bunlar kamçılıdır deniliyor. Bir de moleküler kanıtlar vardır. Moleküler kanıtlar da tek hücreli protista grubu olan nüklearitlerin, mantarların günümüzde yaşayan en yakın akraba olduğunu gösteriyorlar. Ayrıca e, hayvanların ve onların tek hücreli olan akrabaları yakalı kamçılılar, nüklearitler ve mantarlar, opistokontlar dediğimiz grubu oluşturuyor. Yani hayvanların en yakın akrabaları, bir hücreli olan en yakın akrabaları nükleerikler ve mantarlar birlikte opistokontları oluşturuyorlar diyorlar ama bu böyle çok böyle karşınıza çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi mantarların filogenesine baktığımız zaman 5 tane şubesi var. Yine ben burada sizin sadece bilmeniz gereken kısımlara değineceğim arkadaşlar. Bunlardan Zygomycota, Ascomycota, Mycota ve Basidiomycota'lar Mikotalar mantar mayalar olarak biliniyorlar yani mayalama işleminde kullanıldığı için aslında bu şekilde e, bilinen mantarlardır. Şimdi gelelim sitri, sitriyo mikotaya gelelim bir an okuyamadım. Sitrio arkadaşlar bunların zoospor denilen kamçılı sporları vardır ve kamçılı spora sahip, sahip tek mantar grubudur Sitrio mikota. Bunlar da döl almaşı görülen tek mantar türüdür yine. Bakın hem kamçılı spora sahip tek mantar türüdür hem de döl almaşı görülen tek mantar türüdür. Döl almaşı neydi? Eşeli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği üreme olayıydı arkadaşlar. Bakın burada yine şekil olarak da resim olarak da göstermişiz. Sitrio mikotayı gelelim zigomikota'ya. Zigomikota aslında küf türlerini içeriyor arkadaşlar. Hızlı büyüyen küf türlerini içeriyorlar. Bunlar parazit de olabilirler. Komensal de olabilirler. Yani parazitlikte bir durum fayda sağlarken diğer canlı ne yapıyordu? Zarar görüyordu. Komensal birliktelikte komensalizmde bir taraf fayda görürken diğer taraf bundan etkilenmiyordu. Yine bunların bazı türlerinde mitokondri yoktur. Bunun yerine mitozom dediğimiz yapı vardır. Mitozomlar mitokondriye benzer ama mitozomlarda DNA yoktur arkadaşlar. Bunlarla ilgili bilmeniz gerekenler de bu şekildedir. Yine zigomikotanın bakın böyle resimlerini, şekillerini görebiliyoruz. Gelelim glomeromikotaya. Bunlar da arkadaşlar arbüsküler mikorizo oluşturuyorlar. Arbüsküler mikoriza dediğimizde e, bitki kök hücrelerini iten hifin ucu çok küçük böyle ağaç benzeri şekilde dallanıyor. Dallandığı için de arbüsküler diyoruz. Hani bu dallanma olayına biz aslında arbüsküler dallanma diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz burada böyle bildiğiniz bitki gibi dallanmış bitkinin ucuna yerleşiyor ve buradan sonra da ne yapıyor? bitki ee, bitkiyle mikoriza birliği oluşturarak dallanma gösteriyor. Gelelim askomikotaya Arkadaşlar bunlar da eşeyli üreme sırasında sporlarını böyle kese benzeri askus dediğimiz yapılar üretiyorlar. Bu yüzden de askomikoto olarak isimlendiriyorlar. Bunların %25'ten fazlası yararlı olan simbiyotik birliklerde albesiyonu bakterilerle birlikte yaşıyorlar. Yani aslında bunlarda bir simbiyotik ilişki kurma olayı vardır. Liken ve mikoriza dediğimiz e, birliktelikler. Mesela bitkilerle olan birlikteliğe biz mikoriza diyoruz. Alg ve bakterilerle olan birlikteye de liken birlikleri diyoruz. Yine ilerleyen slaytlarda göstereceğim bunları. Bunlar da arkadaşlar haploid yapılı askosporlar oluşturulur. Yine burada resimlerini görüyoruz. Gelelim bazidiyo mikotaya. Bu da şapkalı mantarlar. İşte kurt mantarları, rafman mantarları. Yani bizim aslında hemen hemen gördüğümüz işte yediğimiz yine mantarların çoğunu burası oluşturuyor. Bunların... Mayozun gerçekleştiği yapılara biz bazidiyum diyoruz. O yüzden de bazidiyum mikotu olarak isimlendirilmiş. Bunların bazı türleri odunda bulunan ligninin ayrıştırıcısıdır. Özellikle işte odunun parçalanmasını sağlayan mesela bakın e, odun üzerinde yetişmiş bir mantar arkadaşlar. Yine aynı şekilde ağaç üzerinde yetişmiş bir mantar. Oradaki lignini parçalayarak yerleşiyorlar. Evet, sınıflandırma kısmını bitirdik. Şimdi gelenin birlikteliklere. Şimdi bir mikoriza birlikleri var. Bir de liken birlikleri var. Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, mikoriza birlikleri bitkilerin kökleriyle mantarlar arasında kurulan simbiyotik ilişkidir. Ve her ikisi de fayda görür. Nasıl fayda görür? Mikoriza mantarlar mantarlar hiflerini mikorizada ne yapıyorlar? Toprağın derinliklerine doğru gönderiyorlar gönderdikleri zaman işte çok uzaklarda olan e, topraktan aldığı su ve mineralleri bitkiye veriyor. Bitki de ne yapıyor? Ürettiği fotosentez ürünlerini mantara veriyor arkadaşlar. Mantar sadece su ve mineral toplamakla kalmıyor, ayrıca bitkiye bazı hormonları da sağlıyor ve bitkiyi hastalık yapan organizmalardan korumuş oluyor. Bu bizim mikoriza birliğimiz. Şimdi mikoriza birliğini biz ikiye ayırıyoruz. Bir ektomikorizal mantarlar diyeceğiz bir de endomikorizal mantarlar diyeceğiz. Ekto adı üstünde yüzeyde oluşan mantarlardır. Bunlar arkadaşlar kökün yüzeyinde hif oluşturarak ve kök korteksindeki hücrelerin arasındaki boşluklara doğru büyüyor. Bakın korteks dediğimiz yapı şurası zaten burada göstermiş hem yüzeyinde bulunuyor mantarların hifleri hem de arkadaşlar şu kortekste bulunan hücrelerin aralarına giriyor bu nedir ektomikorizal mantarlardır yani ekto zaten exit dışarı ekto dışarı anlamında kullanılıyor ya dış yüzeyde bulunan mantarlardır fungusların hifleri hücre çeperlerine giremiyor sadece dış yüzeyde bulunarak yine e, su iletiminde yardımcı oluyor arkadaşlar ayrıca bunlarda da İlişki ilişki kuran bitki köklerinde kök tüyleri bulunmuyor. Çünkü zaten bu şekilde bir ilişki kurduğu için su sıkıntısı yoktur. Endomikorizale geldiğimiz zaman da bunların hani arbüskülerden bahsetmiştim ya az önce böyle dal oluşturuyor aynı bitki gibi kök oluşturuyor diye. Bunlar da aynı şekildedir. Dallanan hiflerini kökün hücre çeperlerini ve hücresinin plazmalarına doğru oluşturduğu için arkadaşlar ağaç benzeri bir yapı olarak oluşuyor. Bu yüzden de arbusküler olarak isimlendiriliyor. Bunlar direkt plazma parçalamadan içeriye doğru e, uzanıyorlar. Bu tip ilişkilerde köktüyleri bulunuyor. Bakın köktüyleri var dikkat ederseniz. Şunlar köktüyleridir. Yine hücre çeperinden girebildikleri için de hücrenin içerisine doğru giriş yapabilirler. Endomikori mantarlar. Gelelim liken birliklerine. Arkadaşlar liken birlikleri de mantarlar ve fotosentez yapabilen bir organizma arasında gerçekleşen ilişkidir. Şimdi eğer bu ilişki bitkiyle gerçekleşiyorsa biz buna zaten mikoriza diyoruz. Ama diğer organla yapılarla gerçekleşiyor, canlılarla gerçekleşiyorsa biz de buna liken diyoruz. Yani mesiyonu bakteriyle ya da alglerle gerçekleşiyorsa buna ne diyoruz? Liken birlikleri diyoruz. Liken birliklerinde tabii ki mantarlar fotosentez yapamadığı için ne yapıyor? Topraktan işte havadaki tozlardan ya da yağmurdan ne yapıyorlar? Su ve mineralleri alıyorlar. İşte üzerinde yaşadığı canlıya veriyorlar arkadaşlar. İpliksi bir yeşil alk ya da siyanobakteriye veriyorlar. Bu şekilde onun su ihtiyacını karşılıyorlar. E, fotosentez yapan o canlı da ne yapıyor? Bunlar için fotosentez ürünlerini veriyor ve böylece birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Bakın dikkat ederseniz şurada. Bakın al hücresi şu yeşil olan hücre. Mantar ifleri de bakın bunun etrafını hep sarmış. Gördüğünüz gibi bunların arasında böyle mutalis bir ilişki bulunmakta. Bakın şurada da yine mantar türlerinden gösterelim. Şöyle mantarlar. Bitkilerin üzerinde yapışıp kalabiliyorlar arkadaşlar. Ağaçların üzerinde falan çok görürsünüz zaten. Ee, özellikle oralarda bulunuyor. Mesela şu kırmızı olan taşların üzerinde bulunuyordu yanlış hatırlamıyorsam böyle elinize sürdüğünüzde böyle kına rengini falan oluşturuyordu. O yüzden ve küçükken böyle çok alıp sürmüşlüğüm vardır. Evet mantarlarla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Mantarlar videosu bitti arkadaşlar. Sonraki videoda nereye geçiyoruz? Hayvanlar kısmına geçiyoruz. Hayvanlar birazcık uzun sürecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.